Scuderia Ferrari 2019'daki hatalarından dersler çıkardığını söyleyerek 2020 sezonuna başladı ancak bu yılki proje geçen yılı da arattı. Takım geride kalan 5 yarışta galibiyet alamadı ve sıralama turlarında sürekli 1 saniye civarında yavaş kaldı. Takım şimdiden şampiyonluk savaşına havlu atmış durumda ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto gelecek yıl için hedeflerini ikincilik olarak belirledi. Birkaç ay öncesiyle kıyaslarsak reddedilemeyecek bazı sınırlamalarımız var. Güç ünitesi gelecek yıl yenilenebilir ve bu iyi bir başlangıç noktası. Ancak yönetmelikler test tezgahında çalışabildiğimiz saat sayısını sınırlıyor. Yani güç ünitesinin geleceğini biliyoruz ancak gelişim için tam bir özgürlüğe sahip olamayacağımız için daha az fırsata sahip olacağız. Şasi büyük oranda donmuş durumda. Yalnızca önceden karar verdiğimiz iki değişiklik yapabileceğiz. Aerodinamiği ise serbest olacak fakat bu alanda bile sınırlamalar var ve rüzgar tünelini kullanabileceğiniz saat sayısı %20 azaltıldı. Bugün en iyi kıyasla performans dezavantajına sahip olduğumuz bir projedeyiz ve bunun üzerinde etkisi olan bazı sınırlamalar mevcut. Bence kendi açımızdan gelişebiliriz ama Mercedes gelmeyi amaçlamak doğrusu bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Formula 1'de olduğumuz düşünüldüğünde aramızdaki fark çok büyük. Ama ikincilik kesinlikle olası bir hedef olarak görülmeli. Renault'un eski takım patronu Flavio Briatore ise Ferrari'nin mevcut durumda olmasının temel sebebinin liderlikten yoksun olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Areva Bene ve Mattia Binotto gibi isimler. Bu isimler sırasıyla şimdiye dek takım patronluğunu yürütmüş kişiler. Ayrıca Luca Di Montezemolo, Sergio Marchione ve John Elkan yine bu 10 yıllık süreçte başkanlık görevini yaptılar. Teknik tarafta ise yine çok sayıda değişiklik vardı ve bu süreçte Fernando Alonso, Kimi Räikkönen... Fener ve Sebastian Vettel gibi şampiyonlar Ferrari için yarıştılar. Ancak yine de şampiyonluk gelmedi. Betway'e konuşan Flavio Briatore. Her zaman zorlu ve en karmaşık yolları takip eden insanlar vardır ve şu anda Ferrari oradaki en zorlu yolları takip ediyor. Bir takım için lider çok önemlidir ve Ferrari'de bir anormallik var. Çünkü teknik direktör aniden bir takım patronu haline geldi. Sonrasında teknik bir lidere sahip olmadıkları gibi iyi olmayan bir takım liderine sahip oldular. Takım patronu yolu açan ve herkesi liderlik eden kişidir. Takım lider onu takip eden insanlara sahip olması, takımı ve mühendisleri tanıması ve onları nasıl yöneteceğini bilmesi gerekir. Ferrari'ye bakarsanız harika bir marka, muhteşem bir adı var. Hangi pilot olursanız olun 2 ya da 3 yıl Ferrari'de yarışmak istersiniz ama piste bakıyorsunuz ve Ferrari'nin başının yıllardır dertte olduğunu görüyorsunuz. Harika pilotlara sahiplerdi ama hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi olmalı. Aslında sebebi belli. Ferrari takım içerisinde net bir lidere sahip değil. Net bir lider olmadığında herkes aynı yöne gitmez. Bir takımda herkes aynı yöne gitmek zorunda ama takip edecekleri yönü belirleyen ve o yönü işaret eden birileri olmalı. Eğer takip edebilecek yön 3, 4 veya 5 kişi tarafından belirlenirse sonuçların ne olduğu ortada. Bu Ferrari gerçek Ferrari değil dedi. Ekstra olarak Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc bu hafta sonu yapılacak Barcelona yarışında lastik yönetiminin çok önemli olacağını düşünüyorlar. Hafta sonunu puansız kapatan Sebastian Vettel yarış öncesinde yaptığı açıklamada doğru ayarlar ve lastik kullanımının hafta sonu için çok önemli olacağını belirtti. Barcelona'ya gittiğiniz zaman buradaki pek çok şeyin küçük olaylara bağlı olduğunu biliyorsunuz. Takımlar ve sürücüler pisti çok iyi biliyorlar. Bu yüzden zaten cuma antrenmanında aracı yönelik ince ayarlar yapmaya odaklanabiliriz. Pist Silverstone'dan çok farklı bir aracımız Burada nasıl performans sergileyeceğini merak ediyorum. Hava çok sıcak olacak ve aşırı lastik aşınmasına sebep olmadan iyi bir performans sergilememizi sağlayacak ayarları bulmak önemli olacak. Sherlock Dark şunları ekledi. Bu yılki yarış yaz ortasında olacak ve aracımızın sıcak piste ne kadar hızlı olduğunu görmek ilginç olacak. Tıpkı Silverstone yarışları gibi lastiklerin aşınmasını kontrol etmenin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu konuda çok çalıştık ve çabalarımızın karşılığını Britanya'da aldık. Sıralama turlarında hata yapmamak ve yarışta araçtan en iyi şekilde faydalanmak son derece önemli olacak. Son olarak Sebastian Vettel ise Ferrari'nin Silverstone'dan sonra yaptığı incelemede aracında küçük bir hata bulunmasının ardından İspanya'da yeni şasiye geçecek. Sebastian Silverstone'da gerçekleştirilen iki yarışta da oldukça kötü performanslar sergiledi ve ne sıralamalarda ne de yarışlarda 10. sıradan daha yukarıya yükselemedi. Fetel aracında güven eksikliği duyduğunu söylemişti ve 70. yıl dönümü Grand Prix'sinin ilk turunda attığı spinle gerilemekten kurtulamadı. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Fetel'in yaşadığı sıkıntıları aşabilmesi için şasi değiştirmeyi değerlendirdiklerini söylemişti. Ferrari bu değişikliği doğruladı. Şasi mühendisliği bölümü başkanı Simone Resta yapmış olduğu açıklamada, Sebastian yeni şasiye geçecek çünkü Silverstone'daki yarıştan sonra yaptığımız analizde bordüre sert vurması sebebiyle araçta küçük bir sorun oluşturdu tonu bulduk bunun performans üzerine etkisi pek olmaz ancak değiştirmek mantıklı olan karardı dedi.